में मनाया है। 75 वर्ष में लोकतंत्र का सदैव समर्थन किया है। भारत ने G20 इसी भावना से भारत ने वैश्विक शांति और स्थिरता के अधिक एकजुटता और सहयोग हेतु भारत की उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप इस संगठन के उद्देश्यों को। Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli parlamento başkanları, değerli milletvekilleri. Dönüşen dünya sosyolojik dinamiklerde, ekonomik sistemlerin aktörlerinde, iletişim teknolojilerinde ve ulusal ile uluslararası politikalardaki önceliklerde de dönüşümleri beraberinde getiriyor. Dünyamızın hızla küreselleşmesi beraberinde insanlık için önemli kazanımlarını sağladığı gibi yine çözülmesi gereken yeni sorunları da getiriyor. Bir taraftan bunları çözebilecek ortak değer ve normların gelişmesine katkı sağlarken, diğer taraftan bu normların suistimal edilmesi gibi arızaları da yanında taşıyor. Küresel ekonomi bir yandan zenginlik ve refahı arttıracak imkanlar sunarken, diğer taraftan bunların adil paylaşımına ilişkin sorunları da ortaya çıkartıyor. Bütün ülkelerin tek bir ekonomi ve finans sistemine eklemlenmesi, sermayeyi merkezsizleştiriyor. Ama diğer taraftan bazı çok uluslu şirketler sahip oldukları finansal kaynaklar sayesinde ulus devletlerin ekonomik yetkilerini bir anlamda ele geçirme gayretine girişiyorlar. Üstelik küreselleşme ile bütün dünyaya bir aşırı tüketim kültürü dayatılıyor. İnsanların öncelikli vazifelerinin tüketmek olduğu bir anlayış hakim kılınmaya, böylelikle israfa dayanan sosyoekonomik yapılar inşa edilmeye çalışılıyor. Yerkürenin bir başka noktasında ise insanlar yiyecek ekmeğe, en temel ihtiyaçlarını giderecek ürünlere, hatta musluklarından akabilecek suya muhtaç kalıyorlar. Küresel ekonomik sistem demokratik bir toplumda vatandaşlığın görev ve sorumluluklarını ikinci plana atarak vatandaşlık ve ortak kimlikleri aşındırıyor. İnsanların apolitikleştiği, yalnızlaştığı ve sadece daha fazla tüketebilme odaklı kararlar aldığı bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu durum demokrasilerin sağlıklı işleyişi için de bir tehdit oluşturuyor. Popülizmi geçer akçe haline getiriyor. Yine şu noktanın altını çizmek gerekir. Bu karşı karşıya olduğumuz yeni ekonomik yapının kim aktörleri hukuk ve siyaseti yeni zorluklarla yüzleşmek zorunda bırakıyor. Bu aktörler sınır aşan sermayeleriyle hukuki sorumluluklardan kaçınarak herhangi bir siyasi sorumlulukları veya demokratik meşruiyetleri olmadığı halde karar alma ve politika oluşturma süreçlerinde ulus devletlerden daha etkin olmaya çalışıyorlar. Bu durum hem ulusal hem uluslararası düzeyde adil bir dünya arayışımıza, özgürlüklerimize ve demokrasilerimize karşı giderek şiddetlenen bir meydan okumadır. Habermas'ın dediği gibi iktidar demokratikleştirilebilirken para demokratikleştirilemiyor. İşte bu yüzden bütün bunlar demokrasinin geleceği açısından endişe verici bir olgu olarak karşımızda duruyor. Öte yandan gücü elinde bulunduran ve sermayeyi bir şekilde kontrol edebilen bazı devletler, aralarında ihtilaflar bulunan başka ülkelere ve hatta aralarında sözleşmeler bulunan, müttefiklik bağı ile bağlı olan devletlere karşı bunları silah olarak kullanmaya, daha da ötesi bu sayede demokratik süreçleri etkilemeye çalışıyorlar. Hatta bunların çoğu zaman masum halkların refah, huzur ve güvenliğine büyük zararlar verecek şekilde yapılıyor olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda parlamentolarımızın ve uluslararası kuruluşlarımızın bir yandan ticaret ve ekonomik aktiviteleri kolaylaştırır ve teşvik ederken, diğer taraftan kurallara dayalı, öngörülebilir, tek taraflı yaptırımların silah olarak kullanılamadığı, sözleşmelerin keyfi bir şekilde bozulamayacağı bir sistemi tesis edecek şekilde mevcut düzenlemeleri ve kurumları gözden geçirmesi gerekiyor. Yine parlamenter diplomasinin refahın paylaşımı bağlamında insani bir anlayışı hayata geçirecek, hükümetleri bu yönde teşvik edecek şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi insanları sağlıklı bir siyasi zeminde buluşturmak, bilinçli seçmenler olarak demokratik haklarını kullanmaya davet etmek için biz parlamenterlere de sorumluluklar düşmektedir. Değerli katılımcılar, bütün bunlara ek olarak bugün dünyamız hali hazırda oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Uluslararası alanda çok sesliliğe ihtiyaç artarken, çok taraflılığın ve uzlaşının etkisinin azaldığı, tek taraflı politikaların yaygınlaştığı, iç politikada popülizmin,
yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının ve kutuplaşmaların maalesef giderek arttığını görüyoruz. Küresel çapta enflasyondaki yükseliş, tedarik zincirlerinin bozulması ve uluslararası ticaretteki aksamaların küresel bir ekonomik resesyonu tetiklediğini gördük. Bütün bunların üstüne Ukrayna'da patlak veren savaşın küresel ölçekte hem gıda hem de enerji güvenliğini derinden tehdit etmesi, dünyamızın karşı karşıya olduğu zorluklar üzerinde bir çarpan etkisi gösterdi. Dünya genelinde insanların temel ihtiyaçlarına dahi erişimde sıkıntılar oluşturan bu durum, siyasi kurumlara güveni azaltıyor. Ekonomik zorluklar, popülist, korumacı ve yabancı düşmanı, hatta özellikle de İslamofobik ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin yükselmesine sebep oluyor. Bu da demokrasileri daha kırılgan ve savunmasız hale getiriyor. Yeni teknolojilerin de demokrasiler üzerinde önemli etkileri var. Sosyal medya platformları, vatandaşların siyasete doğrudan katılmasına imkan sağlamasıyla, sivil toplum için daha etkin bir iletişim kanalı olmasıyla, demokrasilerimiz açısından çok önemli faydalar olmasına rağmen birçok riski de beraberinde getiriyor. Bu platformlar, radikal görüş ve ideolojiler de dahil olmak üzere her türlü düşünce ve hareket üzerine adeta bir büyüteç tutarak ana akımlaşmasına yol açtığı için radikal görüşlerin, uç görüşlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor ve kutuplaşmaları da arttırıyor. Bununla beraber sosyal medya platformları, dezenformasyon, mezenformasyon ve yalan haberlerinde eşi görülmemiş bir hızla yayılmasına sebep oluyor. Dezenformasyon ve yalan haberlerin küresel ölçekte devlet ve devlet dışı aktörler tarafından hasımlarına karşı kullanılması, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını tehdit eden bir sınama olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu platformları yöneten çok uluslu şirketler neyin ifade özgürlüğü, neyin nefret söylemi, neyin dezenformasyon olduğuna bizzat kendileri karar veriyorlar. Hangi standartlar, kriterler veya değerlerle yönetildiği belli olmayan, temel amaçları karlarını maksimize etmek olan bu şirketlerin doğru ve etkin bir şekilde regüle edilmemesi, denetlenmemesi de dünya çapında demokrasiler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. Bu konuda uluslararası bağlayıcı ve ortak standartların ve kontrol mekanizmalarının hayata geçirilmesi için adım atmakta daha fazla gecikmemeliyiz. Ulusal seviyelerde atılacak adımları da bu standartla uyumlaştırarak ve buradan elde ettiğimiz tecrübe ve iyi yönetişim örneklerini yine parlamenter diplomasi kanallarıyla birbirimize aktarmak, cömert davranmak zorundayız. Ulusal hukuk düzenlerini tanımak istemeyen, kendi kurallarını kendileri koymak isteyen çok uluslu medya şirketlerine karşı uluslararası sözleşmelerle etkili ve güçlü bir hukuki düzenleme alanı oluşturmak mecburiyetindeyiz. Değerli başkanlar, kıymetli katılımcılar, kısacası karşı karşıya olduğumuz sorunları yine demokratik değerler ve pratikler sayesinde aşabiliriz. Dolayısıyla demokrasilerimizin içinde bulunduğu bu sorunların bir numaralı muhatabı ve bu sorunların üstesinden gelebilecek birinci aktör temsilcileri olduğumuz parlamentolardır, yani bizleriz. Parlamentoların küresel güçler ve değişimlere çok hızlı bir şekilde uyum sağlamaları gerekiyor. Karşı karşıya kaldığımız yeni meydan okumalara karşı parlamentolarımız daha müteyakkız, proaktif ve etkin adımlar atabilir hale gelmelidir. Esasen COVID-19 salgını süresince parlamentolarımız bu konuda ne kadar başarılı olabileceklerini göstermişlerdir. Parlamentolarımızın bu anlamda önceliklerinden biri demokrasilerimize yönelen tehditleri tespit etmek, bununla ilgili hem ulusal mevzuat çalışması yapmak hem de parlamenter diplomasi kanallarını kullanarak bu konularda uluslararası işbirliğini teşvik etmek olmalıdır. Parlamentoların gücü ve etkinliği demokrasilerimizin kalitesi ve direnci üzerinde doğrudan etki etmektedir. Zira parlamentolar demokrasinin temel taşıdır. Demokrasiye katkıda bulunmaları, halkın isteklerini karşılamaya yardımcı olmalarını sağlamak için parlamentoların güçlendirilmesi, huzurlu toplumlar oluşturmanın da anahtarıdır. Bu noktada parlamentolarımız arasındaki işbirliğini güçlendirmeleri, bilgi ve tecrübe paylaşımını geliştirmeli, parlamenter girişimlerimizin sayısını ve etkinliğini arttırmalıyız. Hepinize teşekkür ediyor. Toplantımızın ülkelerimiz ve bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla.